Son dakika haberi 24 saat. Antalya'da deprem. Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem, Isparta ve Konya'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak bildirildi. Merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi Yarpuz mevkiinde deprem meydana geldi. Deprem Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleriyle Konya'nın Seydişehir ve Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle Akseki'de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşların havanın kararması ve paniğin geçmesinin ardından evlerine geri döndü. Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Görüntü dökümü, sokak ve caddelerden görüntü, vatandaşla röportaj, genel ve detay, güvenlik kamerasından görüntü, haber kamera, Adem Çetin, Akseki, Antalya, görüntü geçildi. Kitap yüklü tır devrildi. İki ölü Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde dini kitap yüklü tırın devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün 18.20 sıralarında Doğu Bayezid Çaldıran Karayolu'nun 25. kilometresinde Sonkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Dorses'inde dini kitap taşıyan Mikail Askar yönetimindeki 25D36910 İran plakalı tır, Sonkaya Köyü yakınlarında sağanak yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, şoför Mikail Askar ve yanında bulunan bir kişi tırın ön kısmında sıkışarak hayatını kaybetti. Tır içerisindeki kitaplar etrafa saçıldı. Cesetler, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Doğu Bayezid Arama Kurtarma, DAK ve itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü, cesetlerin ambulansa taşınması, kurtarma ekibinin çalışması, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi, olay yerindeki ambulans, kaza yapan tır, genel ve detaylı görüntüsü, kaza yapan tırın vinçle kurtarılması, olay yeri, genel ve detaylar, haber kamera, Doğu Bayezid, Ağrı, görüntü geçildi. Köprüde 3 otomobil çarpıştı. 1 ölü, 3 yaralı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Cevat Ayhan Köprüsü'nde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza dün saat 17.00 sıralarında, Taraklı Adapazarı arası ulaşımı sağlayan yolda bulunan Geyve Cevat Ayhan Köprüsü'nde meydana geldi. Geyve istikametine giden Hakan Zapçı idaresindeki 34DC4710 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen Cahit Keçen İdaresindeki 54H3006 plakalı otomobile, daha sonra da arkasından gelen Mehmet Akif Kalaycı idaresindeki 64H649 otomobile çarptı. Köprü adeta savaş alanına dönerken, Cahit Keçen, oğlu Muhammed Çağrı Keçen, diğer araçların sürücüleri Mehmet Akif Kalaycı ve Hakan Zapçı yaralandı. Kazayı gören sürücüler yardıma koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlardan yaralıları çıkardı. Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cahit Keçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan Geyve Taraklı yolunda araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşımı açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü dökümü, yaralıların hastaneye kaldırılması, olay yerinden görüntüler, İsmail ÇETİNTAŞ, Geyve, Sakarya, görüntü geçildi, otomobil iki araca çarptı, 7 yaralı. Bolu'da, TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobilin önünde ilerleyen otomobil ile tıra çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında TEM otoyolunun Kuruçay Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Muhammed Gökalp yönetimindeki 34HF7299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Musa Atmaca idaresindeki 34FL8659 plakalı otomobile, ardından da Musa Karapınar idaresindeki 34KF3499 plakalı tıra çarptı.
otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Gökalp, eşi Nurşan, çocukları Eda 2, Maide 4 ile annesi Gülistan, babası Abdülselam ve akrabası Gülçin Gökalp yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü kaza yapan araçlar yaralılara müdahale edilmesi, aracın emniyet şeridine itilmesi, detaylar haber kamera, Murat Küçükbolu, görüntü geçildi. Siirt'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siirt'te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerinin deposunu su basarken, sürücüler trafikte zorluk çekti. Siirt kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde bazı iş yerlerinin depolarını su bastığı belirtilirken, etkili olan yağış aynı zamanda trafiği de aksattı. Kentin Aydınlar, Cumhuriyet ve Yeni Mahalle Caddesi'nde araçlar zorlukla ilerlerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Bazı vatandaşlar, aniden bastıran sağanak yağıştan iş yerlerine ve saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı. Görüntü dökümü, sel olan caddelerin görüntüsü, araçların yağmur suları üzerinden geçmesi, vatandaşların yağmurun ve selin dinmesini beklemesi, karşıdan karşıya geçen vatandaşların görüntüsü, genel ve detay haber kamera, Mehmet Yücel Durak Siirt, görüntü geçildi. Diyarbakır'da yağış etkili oldu. Diyarbakır'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kaldı. Kış mevsiminde kar yağışı olmayan ve az miktarda yağmur alan Diyarbakır'da bugün şiddetli bir yağış meydana geldi. Güne sıcak bir hava ile başlayan şehir merkezinde saat 16.00 sıralarında hava kapandı ve ani bir yağış başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu yağışı şehirde hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle kentte yer yer trafik sıkışıklıkları yaşanırken, bazı caddelerde su taşkınları olduğu görüldü. Havanın sıcak olduğu bir güne başlayan Diyarbakırlılar ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da şiddetli yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık 45 dakika şiddetli şekilde yağan yağmur, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı. Görüntü dökümü, yağıştan görüntüler, caddelerdeki su taşkınları, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların saçaklarında bekleyenler, yağmur altında koşturanlar şiddetli yağıştan. Görüntüler haber kamera, Belat ve OZARSLAN, Diyarbakır, görüntü geçildi. Aksaray'da silahlı kavga, bir yaralı Aksaray'da, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, Hassas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan İsa Numan Demirtaş, 26, ve Osman Karaağaç, 45, konuşmak için bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme önce tartışmaya, sonra kavgaya dönüştü. Osman Karaağaç aracında bulunan tüfeği alarak İsa Numan Demirtaş'a bir el ateş etti. Göğsünden vurulan Demirtaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsa Numan Demirtaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheli Osman Karaağaç'ı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü dökümü, olay yerinden detay, polisin olay yerindeki incelemeleri, genel ve detaylar haber kamera, Hasan Bey Öleyük EBAŞ Aksaray, görüntü geçildi. Aksaray'da 2500 adet sahte içki ele geçirildi. Aksaray'da bir eve yapılan operasyonda 2500 adet sahte içki ele geçirildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretilirdiği bilgisini aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Akşam saatlerinde eve yapılan baskında Mustafa Ç. 38, Nuh B.
44 ve Ramazan Ç32 suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 2500 adet sahte içki, 5000 adet sahte bandrol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Emniyete götürülen 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. Görüntü dökümü, evde yapılan aramalar, içkilerin bulunması, evden detaylar, gözaltına alınan kişiler, fotoğraf, haber kamera, Hasan B.Ö.L.Ü.K.B.A.Ş., Aksaray. Görüntü geçildi, organları 4 kişiye hayat verecek Gümüşhane'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen güvenlik görevlisi Bayram Aktürk'ün, 39, organları yakınları tarafından bağışlandı. Aktürk'ün böbrekleri, Samsun'a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise gönderildiği İstanbul'da 4 hastaya hayat verecek. Gümüşhane'de, Devlet Su İşleri, DSİ, 223, Üncü Şube Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Aktürk, 10 Nisan'da yüksek tansiyona bağlı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan hastanın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bayram Aktürk'ün organları yakınları tarafından bağışlandı. Organ nakil merkezi ile irtibata geçen hastane yetkilileri, 5 saat süren operasyonla hastanın aldığı böbreklerini Samsun'a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise İstanbul'a ulaştırdı. Aktürk'ün organları 4 hastaya hayat verecek. Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Atay, Gümüşhane'de ilk kez gerçekleştirilen organ nakli konusunda ailenin önemli bir karar verdiğini belirtti. Atay, aile bu acılı süreçlerinde önemli bir karar aldı, hastanın organlarını bağışladılar. Bu vesileyle Gümüşhane'de ilk defa yaşanan bir organ nakli başka hastalara umut oldu. Ailelerinin umutları yeşerdi. İnşallah bundan sonraki süreci de daha iyi bir hale gelecekler, diyerek ilde ilk kez gerçekleşen organ bağışının artmasını diledi. Bayram Aktürk'ün yakın Ali Baki de insanın başına her şey gelebilir, insanlar empati kursunlar. Yalnızca her şeyin her insanın başına gelebileceğini bilsinler. Tamamen insan vicdanı ile ilgili bir durum, bu süreçte ailesini zorlu bir karar verdi. İnşallah yeni hayatlar yeşerecek diye konuştu. Görüntü dökümü, hastane detayları, organ nakli ekibinin hastaneye girişi, hastaneden ayrılışı, başhekim Arif Atay'ın açıklaması, hasta yakın Ali Baki'nin açıklaması, detaylar, haber kamera, Sinan Uçar. Gümüşhane görüntü geçildi. İzmir'in bekçileri göreve hazır. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne atamaları yapılan 750 bekçiden, eğitimleri tamamlanan 228'i, Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti. Yaklaşık 25 yıllık aradan sonra Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapmak üzere istihdam edilmeye başlanan bekçiler, İzmir'deki görevlerine başladı. İzmir atamalarının yapılmasının ardından hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 228 çarşı ve mahalle bekçisi, bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti. Törene, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı ile bekçilerin yakınları katıldı. Eğitimi birinci olarak tamamlayan bekçi Sami Özdilli törende yaptığı konuşmada, "Burada aldığımız eğitimin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumada ve onun düşmanlarına karış vereceğimiz mücadelede yolumuzu aydınlatacağına inancımız tamdır. Ben ve arkadaşlarım, eğitimlerimiz süresince insan haklarına saygılı, demokrasiyi özümsemiş, bilgili, ahlaklı, milli kültürümüze bağlı, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri yakından takip eden, çağdaş bekçiler olarak yetiştirilmenin haklı gururunu yaşıyoruz," dedi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, geçen yıl 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin'i hatırlatarak, "Bu kente, bekçisinden il emniyet müdürüne, bana kadar, hepimiz vatan için canımızı vermeye hazırız," diye konuştu. Mayıs'ta sayı 750 olacak. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, bekçilerin tekrar emniyet teşkilatında görülmeye başladığını vurgulayan Aşkın, çarşı ve mahalle bekçiliği ilk İstanbul'da başlamıştı. 750 bekçi kadrosunun da İzmir'de istihdamına karar verilmesi üzerine, bu güzel kentimizde de bu uygulamaya başlandı.
Şimdilik 228 arkadaşımızla başladı. Önümüzdeki ayda geri kalan arkadaşlarımız eğitimlerini tamamlayınca 750 sayısına ulaşacağız, dedi. Aşkın, İl Emniyet Müdürlüğü olarak, İzmir'in daha güvenli olması için, gençlerin, çocukların, kadınların kendilerini daha güvende hissetmeleri için çok büyük projeler geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi. Biz istiyoruz ki İzmir'de hiç uyuşturucu satılmasın, terör eylemi olmasın, hiçbir evde hırsızlık olayı olmasın, İzmir'e turistler gelsin, sanayisi gelişsin, kültürü gelişsin. Bunun için, emniyet teşkilatı olarak üzerimizdeki yükün çok ağır olduğunu biliyoruz ve bu amaçla hareket ediyoruz. İşte bugün aramıza katılan bu yiğit arkadaşlarımız, bekçilerimizle birlikte bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına biraz daha güçlenmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir aylık süreç içerisinde eğitmen arkadaşlarımız büyük çaba sarf ettiler ama bu arkadaşlarımız da çok çabuk öğrendiler. Sokaklarda suçla ilk karşılaşacak olan çarşı ve mahalle bekçilerimiz, polis memurlarımız ve orta kademe polis amirlerimiz bu işin en önemli ayağını oluşturuyorlar. Onları çok iyi eğitmemiz gerektiğinin bilinciyle, bekçilerimize sıkı bir eğitim verdik ve onlar da bundan fayda sağladılar. Tören, düzenlenen kokteyl ile sona erdi. Görüntü dökümü, bekçilerin yemin etmesinden görüntü, Hüseyin Aşkın'ın konuşmasından görüntü, bekçilerin ailelerinden görüntü, genel ve detay görüntü haber, Davut Can kamera, Tekin GÜRBULAK, İzmir, görüntü geçildi. Datça'da baz istasyonu davasında keşif yapıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde, çocuk oyun parkı ve okul yanına konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle, mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde keşif yaptı. İskele Mahallesi Vali Özer Türk Çocuk Oyun Parkı ve Kazım Yılmaz İlkokulu'nun hemen yanında bir GSM şirketi tarafından bir süre önce konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle, Datça Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde olay yerinde keşif yaptı. Öğrenci velileri ise aynı yerde imza kampanyası gerçekleştirdi. Öğrenci Velileri Derneği, Veliler Datça Şubesi tarafından çocuk oyun parkı önünde açılan standta, 3 günde 943 imza toplandı. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi ve görevlilerin yanı sıra İzmir'den gelen bir teknoloji uzmanı bilirkişiyle davalı ve davacı avukatlarının hazır bulunduğu keşif incelemesi, çevrede toplanan öğrenci velileri tarafından ilgiyle izlendi. Davanın 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci duruşmasında yapılan keşif sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Veliler Datça Şube Başkanı Berivan Tanrıverdi, öğrenci velileri tarafından açılan davaya destek olmak amacıyla imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Tanrıverdi, okul ve çocuk parkının bulunduğu, Datça halkının çok fazla vakit geçirdiği bir alanda baz istasyonu istemiyoruz. Toplayacağımız imzaları mahkemeye sunacağız. Baz istasyonları, halktan ve çocuklardan uzak noktalara kurulmalıdır, dedi. Baz istasyonunun arkasında yer alan uyarı levhasında, güvenlik mesafesinin en az 19.2 metre olduğuna dikkat çekilirken, hemen yanındaki otopark ve çay bahçesi dikkat çekiyor. Görüntü dökümü, çocuk oyun parkından baz istasyonunun görüntüleri, okul bahçesi ve baz istasyonunun görüntüleri. Mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaparken, açılan standta imza toplanırken, Veliler Datça Şube Başkanı Berivan Tanrıverdi ile Haber kamera, Mehmet Çil, Datça, Muğla, görüntü geçildi, kuş dili, kursu açıldı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyü yöresine. Özgü 500 yıllık tarihi geçmişe sahip kuş dili, olarak da bilinen ıslıkla haberleşti.